Şimdi arkadaşlar o bahsettiğim şifon viskon gömleklere bluzlara geçiyorum. Öncelikle gömleklere geçeyim. 4 tane gömlek almışım. Evet. Bunların bedenleri farklı farklı. Çünkü gömlekler geldiği gibi bitmiş. Çok az gömlek vardı. Bir tanesini mesela XL almışım. Bunları belki teyzeme ya da anneme verebilirim. Bunlar biraz büyük duruyor yani. Dökümlü böyle. Hırka ceket gibi duruyor ama bilmiyorum. Bunları belki veririm bizimkilere. Bunun deseni şu şekilde. Bu viskon bir gömlek. Viskon da çok severim ben kumaş olarak. Bayağı geniş gördüğünüz gibi. Bu gömlekleri isterseniz normal klasik gömlek gibi giyebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi içine böyle askılılarla, kolsuzlarla, üstüne böyle hırka ceket gibi geçirip önü açık giyebilirsiniz. Ben öyle giymeyi çok seviyorum. Çok hoş duruyor. İster böyle birkaç düğmesini bırakıp içinize bralet falan giyebilirsiniz. Dantel bir şeyler giyebilirsiniz. Farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Sadece 5 lira. Bu da 5 lira. Bu da puantiyeli. Ben siyah üzerine beyaz puantiyeli şeyleri de çok severim. Benim hatta buna benzer annemden aldığım, annemin eski bir gömleği var böyle. Aynı bunun puantiyeli. Onu da yine böyle ceket giyiyorum. Bu da maalesef XL. Keşke large olsaydı. Bu da böyle yine viskon, XL. Biraz daha bunun kumaşı biraz daha kaliteli. Diğerleri gibi ince değil. Bu da böyle kocaman dökümlü bir gömlek. Daha sonra iki gömlek daha var. Bir tanesi favorimi sona bırakıyorum bu arada. Bir tanesi şu. Bunu da çok sevdim. Ben sen de her şeyi seviyorsun Özge diyeceksin. Ben ekoseri şeyleri de çok seviyorum bu arada. Her şeyi sevmiyorum aslında. Bu da böyle bir gömlek. Bunu medium almışım. Bu arada bu gömlek ve kısa kollarda medium ve large bana oluyor. İkisi arasında çok fark yok. Bunun medium'u mesela şey gibi. Pardon, öbürününkiydi o. Şu şekilde. Bu arada bunların bakın kolların ucunda da düğme var ama ben onları kapatmayacağım. Bu da biraz transparan. Yine böyle içine, içindeki askılı bluzun üstüne falan böyle giymek için. Çok tatlı. Rengine bayıldım. Şimdi bu saçlarımı tekrar kızıl yaptığım için böyle mavi ve lacivert tonlarını tekrardan kendime yakıştırmaya başladım. Hoş duruyor. Bu da bir şekilde dökük dökük şifon bir gömlek arkadaşlar. Son aldığım gömleğim ise bunun kumaşına bayıldım. Bunun kumaşı bildiğiniz böyle vintage dükkanlarda satılan 50'li 60'lı yılların gömleklerine benziyor. Kumaşı ve görüntüsü bence. Bunu da medium aldım ama large gibi bunun bedeni biraz. Ve renkleri çok güzel. Bundan tezgahta bir tane kalmıştı. Benim karşıma çıktı ve direkt kaptım. Önce renklerini göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle rahmetli anneannemin gömlekleri gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Ben böyle eski görünümlü gömlekleri ve elbiseleri çok severim. Yani bütün kıyafetleri değil ama gömlek ve elbiseleri özellikle. Bakar mısınız? Renkler zaten benim renklerim. Çok güzel. Bu favorim oldu. Bunu da yine böyle askılı bluzlarımın üzerine ince bir ceket gibi geçireceğim. Çok beğendim. Bakar mısınız? Bildiğiniz vintage görünüyor. Gömlek. Şaka gibi. Ve 5 lira. 5. Sadece 5 lira arkadaşlar. Bunlar aynı desenin farklı renkleri. Şunun aynı deseninin gömleğini almıştım geçen sene. Bunlar da yine 5 lira. Böyle yazlıklarını çıkarmışlar. Kolları böyle kısa, kolsuz gibi. Aşağıya doğru böyle salaş bol iniyor. Yanlarda yırtmaç var. Önü kısa, arkası uzun. Üstte çok tatlı duruyor. Böyle kısa siyah eteklerle, işte siyah skinny kotlarla falan. Çok tatlı durur. Tabii bu şifonların içine yine askılı bluz giyeceğim. Üstte böyle dökük dökük durması çok hoş. Daha sonra onun aynısının siyah beyaz olanını aldım. Ekose sevdiğimi söylemiştim biraz önce. Bunların ikisini de sanırım kırmızıyla çalmışım. Bunu medium almışım.
Ama bu da large olsa iyi olurmuş. Bu medium istediğim salaşlıkta durmadı yani. Dar olmadı ama altı böyle istediğim bollukta durmadı. Bakalım bunu da içime falan sokarım, eteğim falan. Belki başka bir türlü değerlendiririm. Bu da bu şekilde. Aynı model. Aslında evet yani dikimi mikimi çok basit şeyler. Tabii ki 5 lira olabilir özge diyorsunuz ama bilmiyorum, üstte çok tatlı duruyorlar. Üstte öyle 5 lira dandik bir şey gibi durmuyor yani. O yüzden hoşuma gidiyor. Bunu da çok beğendim desenini. Bu large. Böyle siyah beyaz desenlere bayılıyorum. Bu biraz daha uzun sanki. Daha üstte çok güzel duruyor. Ve son olarak bunun kumaşının cinsi de demin gösterdiğim vintage görünümlü gömleğin kumaşına benziyor. Bu da tam benim renklerim. Bunu görür görmez yine bayıldım. Bakar mısınız? Desenin, renklerin güzelliğini arkadaşlar. Bakar mısınız? Desen ve renkler tam benlik. Bayıldım. Üstte de çok tatlı duruyor. Siyah bir kot eteğim var mesela, dar. Bunu onunla kombinlemeyi düşünüyorum yazın. Çok tatlı. Hani bunları kısa, hafif kısa olanları içinize de sokabilirsiniz. Ama ben salaş kullanacağım. Bu mesela şık görünüm de katabilir size biraz. Saten parçalar da olduğu için. Biraz daha kısa. Bunun önü de arkası da aynı boydaymış. Bunu da çok beğendim. Çok tatlı. Biraz da Adax ve Ambar'dan aldığım parçalar var. Bir tane de AliExpress'ten bir elbise almıştım. Önce onu göstereyim. Bu AliExpress'ten aldığım kadife bir elbise. Orada evet şu an şıkır şıkır görünüyor. Taşlanmış kadife. Ama lacivert aslında. Çok cırt bir mavi değil. Ben kadife çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu da gördüm. Fiyatı fena değildi. 30 liraya yakın bir şeydi. 30, yaklaşık 30 liraydı. Pembesi vardı. Bordosu vardı, bir de gümüşü vardı. Ama ben saçımla en uygun bu olacağı için bunu aldım. Bunun her şeyini çok beğendim. Tek kötü yönü sanırım kısa kollu yazlık olduğu için bayağı bir şeffaf yapmışlar. Alt kısmı iç gösteriyor. İçine iç etek ya da küçük bir kısa tayt falan bir şey giymem gerekecek. Onun dışında boyu falan böyle dizime yakın. Large beden aldım salaş dursun diye. Bedeni de oldu. Üstünde de şu gayet tatlı oldu. Hatta beline ince bir siyah kemerle de kombinlenebilir. Şöyle göstereyim. Kolları bu şekilde. Orada göründüğü kadar parlamıyor dediğim gibi. Koyu bir gece mavisi. Şu şekilde. Bunun da yine linkini koyacağım. Benim boyum posumu biliyorsunuz. Ben large aldım. Bol rahat durdu. Kendiniz de kendi vücudunuza göre alacak olursanız ona göre beden seçebilirsiniz. Şu şekilde. Ben bu tarz elbiselerde dar sevmiyorum biliyorsunuz. Bu şekilde rahat, gayet salaş bir elbise. Şifon tezgahından aldığım bir de şu siyah varmış. Siyah olan da düz bir siyah. Bunun hiçbir özelliği yok. Siyo değil tabii ki. Şifonla siyah karıştı. Siyo oldu. Bu da böyle düz siyah bir şifon. Bu aslında iç gösterir sanıyordum ama bakın, hiçbir şekilde iç göstermedi. Yani bunu içine bir şey giymeden rahat bir şekilde giyebileceğim. Bunu da medium almıştım. Şu an dökük döküklüğüne, kumaşının güzelliğine bakar mısınız? Şimdi gelelim Ambar'dan aldıklarıma. Ambar'la Adax'tan aldıklarımı hep karıştırıyorum hangisinden aldığımı ama bunları sanırım Ambar'dan almıştım. Bir tanesi şu deri görünümlü, deri olmayan, değişik bir kumaşı olan bluz. Bunu 20 liraya aldım sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bunun görünümü çok hoşuma gitti. Önü böyle çok güzel, açıklıkta bir beklere yaka. Şöyle geliyor. Yanlarında minik yırtmaçlar var. Bunun görüntüsü çok hoşuma gitti. Böyle şık da gösterebilir sizi. Çok beğendim. Bununla ilgili tek bir sorunum oldu. Ben bunu böyle daha aşağıya doğru salaş durur sanmıştım. Ama durmadı. Şu kısımları biraz oturdu üzerime. Bir de boyu çok uzunmuş. O yüzden terzide şu
Buradaki minik yırtmacını böyle dört parmak falan daha açtıracağım. Yanlardan açık yırtmaç yaptıracağım. Haberiniz olsun. Eğer böyle benim gibi kalça kısmı salaş gelsin istiyorsanız tişörtlerin, bluzların hani üstü bolken aşağısı da bol gelsin, aşağısı kalça kısmınıza oturmasın istiyorsanız yırtmaç açtırabilirsiniz böyle bluzlarınıza yanlardan. Biraz yırtmaç açtırdığınız zaman o zaten kalça kısmınızın üstünden açılacağı için hiçbir şekilde kalçanız oturmayacaktır, kenarları bol bir şekilde inecektir. Böyle de bir fikir vermek istedim. Şöyle bir askılı bluz aldım. Bunu kaç beden almışım? Bunu medium aldım. Bunu deseni için ve fiyatı için aldım. Bir de böyle askılı kolsuz bluzum yok benim fazla. Yazın ben daha böyle kısa kollu salaş şeyler giydiğim için. 12,5 liraydı. Desenini çok beğendim. Bir de yine kumaşı böyle şile bezi, biskon gibi döküp olan sevdiğim kumaşlardan. Üzerinde böyle dondurmalar var. Çubuk dondurmalar. Popsicle'lar var. Sonra ambardan aldığım son ürün ise şu transparan üstlerden, ama bu transparan üstün içinde şu tişört vardı. Ben bunları ayırdım. Transparanın için aldım çünkü. Şu transparan bluzu. Bu da bunun içindeydi. Bunları böyle iki katlı satıyorlar. İçindeki bluzu şu. Bunu small almışım. Böyle üzerinde caution no pictures yazıyor. Kırmızı metalikliği çok hoşuma gitti ama keşke siyah olsaydı. Ben beyaz ve açık renk kıyafetler maalesef giymiyorum. Yani böyle karışık desen olmadığı sürece düz beyaz şey mesela giymiyorum. Ama bunu gerçi bir kere giydim pazara giderken. Kamın içine giydim. Yani oraya buraya pazara falan giyebilirim. Bu iç kısmı. Bu transparan da onun üzerindeydi iki kat. Ama ben bu transparanlardan istediğim için, tek olarak bulamadığım için böyle çift şekilde aldım. Bu da 23 liraydı ambarda. Üst kısmı da, yani benim asıl istediğim transparan kısmı bu şekilde. Bunu çok beğendim. Bunlardan her yerde görmüşsünüz. Bunu da yine içine istediğim şeyleri giyeceğim. Askılılar, kolsuzlar, işte uzun kollunun içine, üstüne giyebilirsiniz isterseniz. Ben öyle sevmiyorum. İçine başka elbiselerle, bir şeylerle, kolsuz dar elbiselerle çok tatlı olabilir. Her şeyle kombinlenebilir kafanıza göre. Bunu da bayılarak giyeceğim. Şimdi arkadaşlar, Adax'tan aldıklarıma geçiyorum ve videoyu inşallah bitiriyorum. Önce şunu göstereyim. Bunların bir kısmını Adax'ın sitesinden aldım, bir kısmını da mağazasından aldım. Bu şekilde bunun önünde şu çokırlı denen yaka detayından var. Arka kısmına da o çokır kısmı bol durmasın, sarsın boynunuzu diye arka kısmına da minik iki tane düğme yapmışlar. Bence çok akıllıca olmuş. Bunun kolu da yine deminki kolları andırıyor, benziyor. Bu da böyle yarım kol gibi. Bu bluzun bu arada birçok rengi vardı. Şu an elde pek bir şeye benzemiyor olabilir. Öyle bol kısa, bunu da small aldım. Bunu da ambardan almıştım deminkilerle, bunu unutmuşum göstermeyi. Zaten ambara girer girmez gözüme ilk bu çarptı, bayılarak aldım. Benim fisto sevgimi bilen artık biliyordur herhalde. Fistolu, güpürlü şeyler gördüm mü dayanamıyorum. Gidiyorum yani, başka diyarlara gidiyorum. Çok seviyorum arkadaşlar, bunun da beyazı vardı, bunu medium aldım. Bu 30 liraydı. Diğerlerine göre biraz daha fazla ama bence 30 lirayı tamamen hak ediyor. Bunun etek ucunda şöyle kocaman kalın bir güpür detayı var. Kol kısımlarında yine güpür detayı var. Fisto ve bunlar bayağı kaliteli bir güpür, yani dandik değil. Çok tatlı. Üstte de yine böyle salaş, bol, rahat bir şekilde duruyor. Bunu da çok beğendim. Ne kadar çok siyah bir şey almışım bu aralar. Daha sonra bu bluzu geçen gün giydim. Hatta Instagram'da foto paylaştım, üstünde görmüşsünüzdür. Adax'ın sitesinden almıştım. Şöyle bir tişört. Üzerinde ne yazıyor? Önce üzerindekini okuyayım. Life isn't perfect, but your outfit can be diyor. Yani hayat mükemmel değildir
ama kıyafetiniz, kombininiz olabilir diyor. Bu tişörtün asıl esprisi ise şurada arkadaşlar. Oradan görünecek mi bilmiyorum. Bakın. Yaka kısmı yamuk. Yazı yamuk. Böyle göz yanılsaması yapıyor. Ve aşağı kısmında yarısı kısa, yarısı böyle dizin üstünde biten bir uzunlukta. Bu bana çok esprili, çok tatlı geldi ilk gördüğüm an modelin üstünde. O yüzden direkt kaptım yani, tam benlik dedim. Ben böyle basit ama esprili şeyleri çok seviyorum. Dövmede de öyleyim. Belki anlamışsınızdır. O yüzden bunu hemen aldım. Çok hoşuma gitti. Karşıdan bakınca böyle insanda göz yanılsaması yapıyor. Önce siteden aldıklarımı göstereyim. Şunu da ambardan aldım. Bunu unutmuşum. Bu da böyle bazı kısımları tüllü bir siyah tişört. Bunu da medium aldım. Bunun üzerinde ne yazıyor? Bunun üzerinde the future will be from... Tersten okuyamıyorum ki. The future will be definitely confusing yazıyor. Yani gelecek kesinlikle kafa karıştırıcı olacak yazıyor. Aynen öyle. Bunun da alt kısmında böyle tür detayı var. Kenarında yırtmaç var. Salaş bir model. Üstte çok güzel duruyor. Gerçekten bunu da çok beğendim. Adax'ın sitesinden aldığım son şeyi gösterip mağazasından aldıklarıma geçiyorum. Bir tane bu üzerimdekinin uzun kollusunu aldım. Bunun fileleri daha küçük. Buna bayılarak aldım. Bunun bedeni medium. Hatta bundan şu an hala sitede vardı. Geçen gün gördüm. Medium ve large var. Small yok. Ama hani bol small üstler giyen biriyseniz bunun medium'u da size gayet güzel olacaktır. Bu da böyle küçük fileli. Böyle bisiklet yakalı. Kenarlarında yine yırtmaçları olan çok güzel file bir uzun kollu bluz. Bayıldım buna. Üstümdekine de bayıldım. Buna da bayıldım ve filesinin kalitesi, cinsi gayet güzel. Siteden aldığım son parça da şuydu. Bunun rengine kanarak aldım. Bir de 15 liraydı. Fiyatı çok uygundu. Böyle large aldım bunu salaş olsun diye. Gördüğünüz gibi çok güzel, metalik, çok müthiş bir kırmızı tonla bir tişört. Öyle cart bir kırmızı da değil. Kolları şu şekilde. Çok beğendim. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Metalikler de çok moda bu sene biliyorsunuz. Bir arada bir iki metalik parçam da olsun dedim. Ama bunun renk tonuna bayıldım. Son olarak mağazadan aldığım, Adax'ın mağazasından aldığım parçalar. Bir tanesi bu üzerimdeki kısa kollu file. Bu kısa kollu filenin arkadaşlar aslında bir cinsi daha vardı. Benim aldığım sanırım daha büyük fileli olan. Bu büyük filenin bir boy küçük fileli olanı da vardı yine aynen böyle kısa kollu. Bunu bu arada large aldım ben. Böyle medium da alabilirmişim. Ama daha böyle üzerimde salaş dökümlü durmasını istediğim için large aldım. İçine de böyle normal askılı düz bir bluz giydim. Buraları da bu şekilde kesilmiş gibi. Bunu 20 liraya aldım ama bunun da bakın filesi dökük dökük böyle. Gerçekten kaliteli, güzel yani, dandik değil. Çok beğendim. Yaka kısmında böyle kalın yapmışlar. Sweatshirt kumaşı gibi. Gerçekten çok beğendiğim bir file bluz oldu. Bir de bunu aldığım gün sitede görüyordum ama bedenine emin olamamıştım. Bunun yanında bir de bunu aldım. Bu da metalik transparan bir tişört. Videoda nasıl görüyorsanız şu an parlak. Gerçekte de aynen öyle, çok güzel arkadaşlar. Bunu medium aldım. Bunu da aslında large alabilirmişim. Bunun alt kısmı böyle direkt salaş gelmedi. Bunun alt kısmı biraz daha tişört durdu. Ama yine bol salaş. Yine bunun da içine askılı siyah bluzlarla. Var mısınız ne kadar güzel görünüyor? Sanki böyle ıslak yağlıymış gibi. Çok güzel görünmüyor mu? Bu da böyle şıklık katacak tarzda bir bluz bence. Parlaklığından, janjanından dolayı çok güzel. Bu arada böyle koyu füme gibi, gümüş gibi bir rengi var. Beğendim. Çok beğendim.
beğendim. Bunu da sanırım 20 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. Böyleydi arkadaşlar. Bayağı büyük bir alışveriş oldu yine. Umarım sıkılmamışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere.